Marmara Denizi'ndeki görüntü hala değişmedi. Yarın. Kıyafetlerinize falan baktığımızda da zaten sudan ziyade hep salyayı görüyoruz, müsilajı görüyoruz. Bütün evlerin atıkları gidiyor denize. Bir süredir Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj, yani deniz salyası, Gemlik sahillerini de işte bu hale getirdi. Arkamda balıkçılar var. Onlar da her gün denize açılıp oradan balık tutmaya çalışıyor. Ancak şu görüntü dolayısıyla ne denizden balık çıkıyor ne de çıkan balığı vatandaş istiyor. Balık falan yok. Bu denizden çıkan balığı ya da midyeyi Hayır. yer misiniz? Hayır. Hayır. Balıkçı şikayetçi, geçtiğimiz yıllarda kayıklarını denize açmalarının nedeni sadece kendi sofralarına balık koymak içindi. Ancak o kadar çok balık yakalıyorlardı ki ev ekonomilerine destek de oluyordu. Bu yılsa kendileri için bile balık yakalayamıyorlar. 5 senedir arıtma yapacaklardı. Hep mudanya bilmem ne güzel yılı yapmadılar. Bir tek iki tane arıtma var burada. Başka yok. Yani bütün belediyeler gelmiş geçmiş hep ihmal. Bize ağ atmak yasak. Biz olta balıkçısıyız. Yani tutuyoruz ama kendimize yiyecek kadar dahi tutamıyoruz şu anda. Yani bu pislikten dolayı çoğu balıklar öldü. Kıyı bu halde, siz açılıyorsunuz sandallarınızla. Kıyı nasıl? Sıfır yani. Çok temiz yani şu anda. Daha önceki halini bir görseydiniz buraya geçilmez diye. Deniz havası alarak yürüyüş yapmak isteyenlerse sahil yolunda denize bakmadan yürümeye çalışıyor. Midem bulanıyor. Bakmıyorum ki zaten. Neyine bakayım? Öyle işte çocuklar, yani bu düzeleceği de yok. Balkona çıkamıyorum mesela. Bir kahve içemiyorum, bir çay içemiyorum. Biz yaşlandık artık yani. Şöyle bir deniz havası almak istiyor çoluk çocuk. Bitti ya, bitti yani, bitti. Uzun yıllardır Gemlik'te yaşayan vatandaşlar bu duruma hem öfkeli hem de üzgün. Öldürdük yani, bizde çevrecilik falan yok. 10 gün sonra falan torunlarım gelecek. Onlar buraya ne için geliyorlar? Denize girmek için geliyorlar. İnanın o güne kadar gitsin diye dua ediyorum. Ama maalesef bu sene herhalde denizden faydalanacağız. Çok üzülüyoruz yani, çok yazık. Çok yazık, çok tertemiz, pırıl pırıl bir denizimiz vardı. Bu sene çok hayvan öldü. Kefaller öldü, yani balıklar öldü, martılar öldü. Ama açıklarda gene pek bir şey yok, sakin. Kayıkla açılıyoruz abla. Kayıkla açılıyoruz, öyle yüzüyoruz. İskeleden atlıyoruz, iskele temiz. Ama dipler, geçen dalgıçlar geldi daldı ama dipler çok kötüymüş. Bir ton pislik çıkardılar. İzmit Körfezi'nde de müsilajla mücadele devam ediyor. Deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla her gün denizden 2,5 ton müsilaj toplanıyor. Marmara Denizi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22 maddelik eylem planını da açıkladı. Marmara Denizi'mizi bir seferberlik anlayışıyla tertemiz hale getirmek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin üzerine düşen bir vazifedir, bir borçtur. Maddelerde tartışma konusu olan deşarj standartları da var. Buna göre Marmara Denizi'ne deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin standartları 3 ay içerisinde güncellenerek hayata geçirilecek. İlgili mevzuata yeni düzenlemeler getirilecek. Deşarj standartları Marmara Denizi'nin hassas yapısı dikkate alınarak yapılacak. Tüm bu maddeler 3 ayda hayata geçirilecek.